Bekar sizin için neden bu kadar önemli? Bunu merak ediyorum. Bugün bekaret yaşları 13'e inmiş. Çocuk gelinlere karşıyız. Ortalık çocuk kadınlarla dolu. Hanımefendinin savunduğu şey yeminli bekaret. Ben bunu kendime özel bir insana saklamak istiyorum. Bu yemin değildir. Bekaret de önleyici tedbir aslında. Şimdiden eğitim sistemine öncelikle bedeni, daha sonra belki nasıl sevişilir. Ay, çünkü uygulama mı? Tabii uygulamalı olarak bu bir yapay zeka olabilir. Nasıl uygulayacaksın? Bakın bu zihniyetler yüzünden otobüste orada burada linçe uğrayan gençler var. Yanlış söylüyorsunuz. Bu zihniyet ne demek ya? Uzlaşmaya çalışıyorum çünkü. Yok, karşı fikirle. Uzun süreli bir ilişkim var. Bir kaçamak yapmış olduğunda bana yakalandı. Sizin başınıza mı geldi? Bu benim başıma geldi. Bana bunu dürüstçe de söyleyebilirdi. Başka birisiyle olmasına izin verirdim zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir mantık bu? Güzel bir mantık. Modern duruma uyum sağlamaya çalışıyorum. Siz bunu kendi dünyanızda o ilişkiyi yürütmek için kendinize göre uydurmuşsunuz. Bu benim için aldatma değildir. Ne yapacaksınız? Kadınla bir otelde aşağıda lobide mi bekleyeceksiniz? Yok, yanlarında da olurum yani, sorun değil. Edep diye bir şey var. Edep yahu diyoruz. Bir ara tekniklerimi sizinle konuşmak isterim. Sadakatsizliği meşrulaştırmıyor. Yansımada bugün bekaret konusunu konuşacağız. Konuklarımız gazeteci Sevda Türküsev, YouTuber Didem Ceren. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen çok dinamik bir şekilde başlayalım o zaman ilk sorumuzla. Tamam. Sevda Hanım'a yöneltacağım sorumu. Bekaret Türkiye'de değil sadece, tüm dünyada bir sorun. Kadınlar bir sürü problem yaşıyor. Bekaret sizin için neden bu kadar önemli? Bunu merak ediyorum. Bekaret kavramı maalesef Türkiye'de yanlış bir algıyla topluma verildiği için bugün bekareti kadının namusu üzerinden konuşuyorlar. Bekaret ise kadınların metabolizmasında, yani biyolojik olarak Allah tarafından oluşan bir bölge, bir durum. Şimdi bekaretin önemi aslında çoklu, hani önüne gelenle de demeyeyim, sık partner değiştirip ilişki yaşamak bir tercihtir ama tıbben de doğru bir tercih değildir. Sosyal olarak baktığınızda da hoş bir şey değil. Evlenmeden önce mesela. Evlenmeden önce, ben zaten evlilik öncesi cinsel hayatı doğru olmadığını düşünüyorum ama insanlar yaşıyor. Ama siz evlenmeden önce en önemli duygu, ki çok güzel bir duygu, yani cinsellik güzel bir duygu. Eğer bunu siz yaşı evlenmeden önce ve özellikle şimdi 18 yaşının altındaki gençlerde de evlilik öncesi cinsel hayat, hani bekaretin önemsizliği özgürlük adı altında bu kadar algı oluşturulunca, bunlar en çok kadın kimliğine zarar veriyor. Çünkü bizler duygusal varlıklarız. Erkekler tarafından kandırılıp sonra adam hevesini aldıktan sonra arkasını dönüp gidebiliyor. Siz bekareti savunmuyorsunuz. Kızlık zara diktirme olayıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bekaret dörde ayrılıyor. Doğal bekaret, yani bütün çocukların sahip olduğu bekaret. Geçişsel bekaret, o ergenlik dönemi ve yeminli bekaret. Büyük ihtimal hanımefendinin savunduğu şey yeminli bekaret. Bir de teknik bekaret var. Bu teknik bekaret de işte bizim sandığımız gibi bir yeri kapatan bir zar olmayan şeyin sağlamlığı. Aslında her şeyi yapmış. Bununla ilgili çok hoşlanmasam da bir atasözü kullanacağım. Davulun zarı sağlam ama tokmağın değmediği yer kalmamış. Atasözü teknik bekarete gayet uyumlu bir örnek. Yeminli bekaret, siz ona öyle bir isim mi taktınız? Ben takmadım. Hayır, benim öyle bir haddim olmaz. Hayır, dinlerde yeminli, bak dinlerde yeminli bekaret diye bir şey yoktur. O kişinin psikolojisiyle alakalı. Ben de bir kadınım. Ben öyle bir yeminim yok ama kendi bedenim ve kendi vücudumu benim tasarrufumda olduğu için ben bunu kendime özel bir insana saklamak istiyorum. Bu yemin değildir. Bu bir kendime olan saygı duyma biçimidir. Peki saklamak istemeyenler niye bu kadar çok konuşuluyor? Şöyle, saklamak istemeyenlere ben burada onları kınamıyorum ama bu sefer beraberinde psikolojik problemler geliyor. Birisiyle yaşıyor, olmuyor. Sonra diğer birisiyle, herkes de olacak diye bir şey ama yok. Ama onun tercihi. Hayal, ya ben bakın tercihine bir şey söylemiyorum. Tercihin sonuçlarını toplumsal olarak yorumluyoruz. Kişinin tercihi de alkol almak ama o, biz alkolizmi konuşmayacak mıyız? Anlatabiliyor muyum? Bundan yıllar önce erkekler bir kızın peşinden koşuyorlardı onu tavlamak için. Hadi bırak onu bir cinsel ilişkiye girmek için 40 takla atıyorlardı.
Şimdi kadınlar özgürlük adına bu önemli değil, bu önemli değil. Erkeklerin ekmeğine yağ sürüyorlar özgürlük adı altında. Ama kadın da zevk almıyor bundan. Ya az tabii ki zevk alacak. Dedim ya biraz önce cinsellik. Allah zaten bu duyguyu vermiş kadına erkeğe. Meşru yollarla bunu güzel güzel yaşayın. Bu güzelliklerden de evlat nasip etmiş. Peki siz katılıyor musunuz? Kadın burada cazibesini yitirmiş mi oluyor aslında? Sevda Hanım çok eşliliği tartışıyor. Biz burada bekareti tartışıyoruz. Hayır, çok eşliliği tartışmıyorum. Çok eşlilik çok bambaşka çok bir şey. Çok eşlilik sizin dediğiniz bir aynı anda birden çok kişiyle aynı anda ilişki yaşamaktır. Benim söylediğim bekareti önemseyen insan zaten hayatında bulacağı kişiye, ileriyi görebileceğim insana kendini saklamasıdır. Ha onu bitirip bir başkasına, onu bitirip bu çok eşlilik değildir. Bitirip yani başlayıp. Sadakat kurallarına uygun şekilde. Sadakat kuralları içinde bunu yaşadığı zaman kadın kimliği aslında cazibesini erkeğin gözünde yitirmeye başladı. Ben sadece kadından kayıplar gittiğini inanıyorum. Aslında ama Sevda Hanım da az önce onu söyledi. Evet ama Sevda Hanım kadınları korumak için eril baskıyı savunarak argümanlar oluşturuyor. Nasıl bir baskı? Eril sistemde ne diyor? Bekaret önemlidir. Bekaret kızlık zarı vardır. Bir defa kızlık zarı siz ilk soru sorulduğunda dediniz ki işte biyolojik olarak evet, yaratılmış bir evet, kızlık zarı evet. var. Hayır siz Google'a bile yazsanız aslında öyle bir kızlık zarı olmadığını aslında o kapalı bir şey değil. O sadece artık. Olsun da yani olmasın diye bir şey yok. Sadece biz olayları konuşurken bunun adı bekaret olsun. Nedir? Evlenmeden önce cinsel deneyim diyelim. Ama biz bunu evlenmeden önce birbirinizi deneyin, teniniz uyuyor mu, uymuyor mu, öyle mi, böyle mi noktasına getirirsek kadınlar açısından kaybediyor dediniz ya. Nereye geliyoruz? Evlilik öncesi eşlerin birbirini deneme konusuna geliyoruz. Ben evlilik öncesi deneyerek insanları evliliğe teşvik etmeyi Türk toplumunun örf adetine uygun olmadığını bence sanıyorum. Bence de uygun değil ama kişilerin kesinlikle cinsel zevklerini evlenmeden önce oturup konuşmaları gerektiğini inanıyorum. Çünkü erkeğin taleplerini kadın karşılayamıyor olabiliyor. Mesela bana ulaşan hanımlardan biliyorum ki daha önce deneyimlemediği için aslında normal istenen talep bulunulan şeyi bile garip karşılayıp böylelikle zehir olan evlilikler ve aslında yok edilen kadınların hayatını görüyorum. O yüzden ben kesinlikle cinselliğin, cinsel zevklerin denenmesi demiyorum bakın. Konuşulmalı. Denenmesinde bir sorun var mı? Yani hani uzlaşmaya çalışıyorum. Yok uzlaşmayın. Biz burada konuşuyoruz. Farklı fikirdeyiz. Bakın uslubunca biz birbirimizin karşı fikirlerini konuşuyoruz. Ne olur bana uzlaşmaya çalışmayın. O zaman ben bir soru sorabilir miyim? Söyleyeyim. Kırmızı kuşak meselesine geçmek istiyorum. Bence kadınlar için büyük bir utanç. Ne demek kırmızı kuşak yani bekaret sembolü. Evlendiği zaman işte ben kocama kendimi sakladım. Bu kuşağı takıyorum. Aileler bazen zorla taktırıyor. Bunun mesela altyapısında aslında evlenmeden önce beraber olmaman gerekiyor mantığı var. Aslında yüzden, o ne biliyor musunuz? Baba kaç kere belinden geçiriyor? O gayret kuşağı. Bekaret kuşağı değil. Kaç kere evden çıkarken onun usulünü biliyor musunuz? Biliyor. Baba diyor, alır. Evet. 1-2-3 o nedir? Kızım evden çıkıyorsun. Allah sana güç kuvvet versin. Üç kere niye yapar? Hayatın üç evresi gibi. Evleniyorsun. İşte yaşayacaksın. Ölene kadar saygıyla, sevgiyle sen güçlü oldur. O babanın kızına verdiği bir şeydir. Yani nasihat şeyidir aslında. Cesaret sembolü. Cesaret sembolü. Aslında işte gerçekten bunu bu şekilde insanlar Anadolu'da biliyor. Anadolu'da öyle buraya da yerleşmiş olabilir. Didem ben iddia etmiyorum seninle. Hı. Doğrudur. Yanlıştır. Sevda Hanım bayağı bugün. Yanlıştır yani. Ben çok sakinim. Anlıyorum. Çok geleneksel bir insan olduğunuzu da anladım. Ben geleneksel biri değilim Sevda Hanım. Saygı duyuyorum. Ama dikkat et. Dikkat ediyorum. Gayet güzel bir hayatım kanunları var. Kanunları ve kuralları sağcı veya solcu. Erkeklerin yaptığı bir düzende kadına peki verilen gazın dediğiniz peşinden çok gitmeyin. Size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu dediğiniz gelenekler var ya hani nedense hep erkeklerin işine yarıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Toplum hani, işte. Kadın aklını kullanacak. Kadınlara veriyorlar coşkuyu, veriyorlar coşkuyu. Cesurca pozlar verdi diyor. Bir nesil soyunmayı cesaret olarak algılıyor. Sen buna istediğin kadar artı 18 yaz kardeşim. Eline telefonu alan 16 yaşındaki, 15 yaşındaki de burada her türlü şeyi buluyor. Bu sefer gençlik, evlilik dışı cinsel yaşamı, özgürlük adı altında
deniyor. Denediği zaman kız çocuklarımız, bugün bekaret yaşları 13'e inmiş, çocuk gelinlere karşıyız. Ortalık çocuk kadınlarla dolu. Sapla samanı birbirinden ayıralım. Ergenlik yaşı küçüldü. Yani, bu normalleştikçe çocuklar için de normalleşiyor. Aslında 18 yaş altı herkes çocuktur. Bunun nasıl önüne geçebiliriz? Nasıl bir önlem alabiliriz bu konuda? Çocuklarda önlem almak biraz zor olur. Çünkü çocuklar bunu ailelerine belli etmezler ki. Yani çok özür diliyorum ama mastürbasyonu keşfettiğim yaşta annem bunu keşfedip durduramazdı. Ya ve yaşım 8-9'du. Bak, önleyici tedbir. Yasak olarak, tabu olarak almayın bunu. Şimdi cinsellik de böyle, bekaret de önleyici tedbir aslında. Onu bir tabu, korku kültürü olarak değil, kendini tamam evlenmeden de diyorum. Bak ben şimdi seküler empati yapıyorum. Diyelim ki ben senin gibi düşünüyorum. Ben kendimi hissettiğim sadece duygusal olarak çeken değil de kendime biraz daha duygularımı kontrol edip biraz daha böyle kendimi zorlayıp hak edenle o ilk ilişkiyi yaşardım. O zaman şöyle söyleyeyim. Birincisi, kızlık zarı denilen şey bir mittir. Bir defa hani İslam literatürüne falan girmiş olduğuna inanmıyorum. Zaten 1800'lü yıllarda kliterüs keşfediliyor. 1900'lü yıllarda ise o içerideki bekaret zarı diye adlandırılan şey keşfediliyor. O yüzden şimdi bu kadar yakın tarihte keşfedilmiş şeylerin yıllar yıllar öncesi literatürde olma imkanı yok. Kızlık zarı gibi mitler de doğru söylüyor Sevda Hanım. Tamamen işte bir korku ile halkı daha kolay yönetmek için oluşturulmuş efsane. Sevda Hanım, şöyle bir şey var. Siz az önce şey dediniz. En azından sevdiğin kişiye saklamak. Evet. Bunu yapıyorsan da sevdiğin kişiye sakla. Zaten intiharların büyük bir çoğunluğu sevdiği kişiye saklıyor kendini kadın. Adam onunla evlenmiyor. Bekareti o kadar kutsal görüyor ki. Ardından artık da intihar eden, zaten bunu çok umursayan genç kızlar. Emine Hanımcığım, ben ne diyorum? Kızlar, evlenmeden birlikte olmayın diyorum zaten. Evlilik öncesi cinsel yaşama, Didemciğim, ben karşıyım. Benim düşüncem bu. Aksini düşünüyorsan saygım sonsuz ama ben karşıyım. Peki evlenmeden önce ilişkiye girmek istenmeyen gebeliklere yol açar mı? Açar. Açıyor da. Yani ben çocukluğumda yaşadığım şeyi anlatayım. Benim en yakın kız arkadaşım, kendisinden yaşça büyük erkek arkadaşıyla aslında bir penetrasyon yaşamadan bir birliktelik yaşıyorlar. Kız hamile kalıyor ve bu hamile kaldığı süreci de bilmiyor. Yaşı herhalde 14-15 olabilir o sıralarda. Ve daha sonra o kızın eğitim hayatının nasıl yok olduğunu ben gözlerimle gördüm. Bu yüzden kesinlikle okullarda, lisede değil, İlkokulda başlayacak. Eğitimi, önce eğitim çok önemli. Cinsel eğitim verilmesi cinsel eğitim. Gerekiyor. Şimdiden eğitim sistemine öncelikle bedeni, beden büyüdükçe nelerle karşılaşacağını ve bunun etiklerini, daha sonra belki nasıl sevişilir. Çünkü uygulama mı? Tabii, uygulamalı olarak nasıl sevişilir? Bu çok önemli. Ben bunu kesinlikle savunuyorum. Hayır, uygulama dediğiniz zaman. Uygulama dediğim bu bir görsel yapay zeka mi? Olabilir. Hayır. Her şeyi bilmiyorum. Teknik olarak. Orada ayrıştık. Buraya kadar çok iyiydi. Ama Hanım, olabilir buyurun. Bence uygulama. Uygulama olarak, çünkü özellikle ülkemizdeki erkeklerin eğer bir an önce doğru sevişmeyi ve kadına doğru davranmayı öğrenmezse mutsuz kadınlar, mutsuz çocuklar ve daha sonra mutsuz bireyler ve giderek yozlaşan bir topluma sahip olacağız. Bu birliktelikte mutluluğun en önemli aşamalarından biri. Çok önemli. Olur mu öyle şey? Acayip önemli. En önemli şey. Yani erkeğin dışarı gitmemesinde de en önemli şey. Kadın için de geçerli. Kadın da gerçekten nasıl sevişilmesi gerektiğini öğrenmek zorunda. Bizler tavşan gibi davranıyoruz ve orada sadece bedeni besleyici hareketler yapıyoruz. Oysa ruhu besleyici hareketler de, nüanslar da önemlidir. Ve mutlu kadın mutlu erkekleri yaratır ve mutlu çocukları yaratır. Çok önemli. Nasıl birlikte olacaklarını ve birbirlerine nasıl fiziksel olarak davranacaklarınızı bir prototip yapıp insanlara şey yapamazsınız. Şimdi şunu da söyleyeyim. Çok muazzam ilişki boyutu olup 5 sene sonra birbirinden zevk almayan eşler de var. Bu öyle bir duygudur ki başında, ortasında, sonunda siz bunu genelleyemezsiniz. Bu duygu
bir anda hiç ummadığı, çok sevdiği bir insanı kendinden nefret edebilen bir şey olabilir. Hele ki bir cinsellikte duyguları anlatabilirsiniz ama yöntem ve şeyleri onları özel doktorlara gitmeleri gerekiyor. Ha, Cem Keçe var onların mesela. Onların hepsine gerek var mı insanlar? Ya şimdi soru böyle gelince vallahi yüzyıllardır bunu annelerimiz yapıyor. Ben görücü usulü evlilikleri de destekliyorum. Eskiden görücü usulü evlilikler varken hiç kimse, tabii ki problemli evlilikler oluyor. Yani ne var, adamla evleniyorsun, gayet güzel bir cinsel hayatın var, kaza geçirdi adam, gitti. Ne olacak? Bir evliliğin tamamı da cinsellik değil, hayatın başka. Hayatın şöyle, tamamı cinsellik. Hayır, %5'ini oluşturuyor ilişkinin ama ilişkinin tamamını etkiler. Şimdi yapılan araştırmalarda daha böyle sapıkların ve problemli cinsel ilişkilerin, karşı tarafın rızası olmadan özellikle gerçekleştirilen cinsel ilişkilerin ya da gay ilişkilerin yaşandığı toplumlara bakıldığı zaman bu toplumlarda inanılmaz bir baskı, adet, gelenek, görenek diyerek oluşturulmuş anneannelerin yarattığı sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi hanımefendinin annesinin babasını tenzih ederim ama o dönemin büyüklerinin geliştirmiş olduğu kurallar eğer işe yaramış olsaydı ülkede şu an şikayet ettiğimiz yozlaşma ortaya çıkmış olmazdı. Pardon, özür dilerim ama çizgiler çok önemlidir. Eskiden biz evimizde herkesin bir mahremiyeti vardır. İç çamaşırımızı benim babam görmemiştir. Oğlum görmemiştir. Ama şimdi ama bunlar kavram karmaşıklığı değil ama bunları o kadar kastetmiyoruz. Siz biraz önce dediniz ki rahatça söyleyebilmeli. Babasıyla yani, konuşmuyor. Şu an burada biz bu konuyu anlıyorum. Tartışıyoruz ve bu masada biz rahatça bu konuları konuşmazsak. Ben size evin içinde olanları söylüyorum. Bu insanlar da zaten özgür cinsellik yaşayanlar etrafa saçmıyorlardır herhalde. Ben bakın saçıyor demedim. Artık şimdi bir rahatlık var. Siz zannetmeyin ki eski o muhafazakar ailelerin çocukları benden daha geniş düşünüyor. Benim bakmayın başımın açık olduğuna. Ben bayağı rahibe Teresa modunda bir tipim yani. Şimdi çok küçük yaşta evleniyor. Sonra işte bana sevgi göstermiyordu deyip başka birine kaçıyor. Onun küçük yaşta evlenme sebebi de bir şeyleri özgür bir şekilde yaşamak. Doğrudur. Doğru bir yöntem uygulanmak istendiği zaman daha felaket sonuçlara yol açmıyor mu? Hayatım kaçmasın diyorum. Gitsin boşansın. Gitsin istediğinle evleniyor mu, ne yapıyorsa yapsın. Ben insanlara evlendiğiniz adamla ömür boyu kalın, ben boşanmışım ama ya. Ama o konu sadakatle alakalı. Tamam işte yani şimdi bekarete geldiğimizde ise tekrar ediyorum. Kişinin kendini koruma mekanizması olarak görüyorum. Şimdi siz tamam bu yüzden gidip kızınızı öldürmezsiniz belki. Evet. Ya da evlenmesine engel olmazsınız. Evet. Kendi içinizde yaşarsınız ama Türkiye'de bekaret kontrolüne götürülen iki küçük kızın İntiharı var mesela. Havva 13 yaşında, %16 yaşında. Evet, bu cahillik. Bunlar toplumu etkileyen bir şey aslında. Hayatım bak ben şimdi size... onun babası sizin programınızı izlediğinde çok önemli gibi gelecek. Sen bekaretin aynı şeye geliyoruz. Bu bir cahillik. Bekaretin önemini ortadan kaldırdığınızda senin dediğin mantık bu ailelere bunun ne olduğunu anlatmak ayrı bir kavram ama... Topluma bekaret önemli değil, evlilik öncesi cinsel hayat normaldir diye algıladın mı bu vakalar daha da artar. Gençlik, yeni nesil, ortada bir Z kuşağı var ve bunlar bunu yaptığı zaman o buradaki bir dünyayı yaşıyor. Tamam mı? Bunun içindeki bir dünyayı yaşıyor. Bu tarafta etkilenen nesil bunu özgürce algılayıp cinselliği yaşadığı zaman evdeki hayat bunu kaldırmadığı için ne olacak? Daha büyük facialar çıkar. Küçük yaşta serbest cinsel yaşam asla kabul edilemez. Küçük. Şimdi nikah yok, aile var. Tülin Şahin biliyorsunuz biz hepimiz gerçekten evlendi zannettik. Nikah yok, düğün yaptı. Bu mu olsun? Nikah yok, çocuk var. Nikah var, aile yok. Onlar yüzlerce aile sayabiliriz bu dünyada böyle. Var yani. Bak bu şu ara boş. Bu arada siz merak ediyorum. Bu bekaret kontrolüne götürülen kızların ne... Sordum evet, ama aynı evet, soru aynı. Şimdi geçen story'mde bir bekaretle ilgili hani bir yoklayayım, nabız yoklayayım dediğim zaman gerçekten gözlerimi dolduracak hikayeler geldi. Bunlardan bir tanesi Kars'ta geçiyor. Takipçim sesli not göndermiş. Tüylerimiz diken diken oldu sesli notu dinlerken. Lisedeki müdürü kıza tecavüz ediyor. Sonra kız evleniyor. Evlenince bakire olmadığı ortaya çıkıyor ve bunu bir öldürme süreci yaşıyor. Bir kaçıyor oralardan. İnanılmaz bir süreç. Evet.
Yani bu kadınlara günah değil mi ya? Yani benim kutsallaştırmasanız bu bedeni, mesela meme bu kadar kutsal olmasa, ben rahatlıkla utanmadan işte meme diyebilsem, mesela hanımefendi birleşme değil de birliktelik değil de sevişme diyebilse ama mesela hayır. Böyle ben topluma biz bir topluma yayın yapıyoruz. Her kesimden insan, çoluk çocuk seyredeceği için bunu benim aldığım görgüde veya şeyde bazı kelimeleri ben çok rahat söyleyemiyorum. Niye sizin dediğiniz kelimeleri bence de göğüsle niye öbürünü söyleyeceğiz? Yani niye bu kadar rahat olalım? Niye bu kadar özgür olalım? Dida Hanım, şimdi özgürleşmiş cinsel hayatla birlikte herkes o bilince sahip mi? Değil kesinlikle. Şimdi tabii ki ben kesinlikle uzun süreli ilişkileri ya da hanımefendinin söylediği gibi evlilikleri savunuyorum. Şimdi bir problem var. Yani bu eril dünyada erkekler ne yazık ki bir seferde olsa, iki seferde olsa ya da sürekli de olsa bir şekilde bir çapkınlık dönemleri var. Tabii ki uzun süreli bir ilişkim var. Tabii ki bir kaçamak yapmış olduğunda bana yakalandı. Sizin başınıza mı geldi bu gerçek? Bu benim başıma geldi gerçekten. Sonra ne yaptınız? Yani partner ya da eşiniz miydi bilmiyorum. O bizim aramızda. Ayrıldınız mı? Ayrılmadım, yok. Niye ayrıldım? İşte bu ayrı bir konu işte bak. Ayrı bir sosyolojik konu. Hayır, ayrı bir sosyolojik konu değil. Şimdi ben onu bırakacağım. O kadar emek vermişim, onu eğitmişim, kendimle uyumlu hale getirmişim. Ve bir seferlik ya da iki seferlik ya da üç seferlik bir şey için bunu... Peki siz yapsaydınız o sizi affeder miydi? Yani ben açıkçası kendi üzerimden böyle bir örnekleme yani vermek istemem. Ben şimdi modern dünyada... Aldatma konusunda biraz karşıyım. Bana bunu dürüstçe de söyleyebilirdi. Dürüstçe söylese ben bunu olgunlukla da karşılayabilirdim. Ben bir şey söylemiyorum. Yani emek vermişsiniz, şans vermişsiniz. Ama diyorum ki başka birisiyle olmasına izin verirdim zaten diyorum. Hadi ya. Bu ayrı bir konu. Sizle bir program yeter yapalım. Ki bana yalan söylemesin. O yalan enerjisini ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir mantık bu? Güzel bir mantık. Ama çok bu modern duruma uyum sağlamaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü yalanla karşılaştığımda çektiğim acı daha büyük. O zaman sizin eşinize karşı veya partnerinize karşı duygularınız müsaade etme noktasındaysa aşk yok o zaman. Tam tersine müsaade ediyorsam aşk var. Ay kusura bakmayın. O kendinizi avutuyorsunuz. Evet. Bırakamadığınız duygusal için avutuyorsunuz. Konu, duygusal olsa da affeder miydiniz? Asla affetmezdim. Asla. Aslında kadınların %90'ı bunu bu şekilde düşünüyor. Erkekler de tam tersi düşünüyor. Bazıları mecburiyetten bunu şey yapıyor. Hanımefendi bilerek ve isteyerek kendince gerekçeleri de şey yaparak. Ama normalde baktığınızda affetmeniz, devam etmenize asla bir şey demiyorum. Ama bunun haricinde söyleseydi gidip başkasıyla birlikte olmasına müsaade ederdim. Ederim. Sağlarım, o ortamı da sağlarım. Ay yok, kusura bakmayın sizinki. Biraz ekstra large. Aşırma, ekstra mı oldu? Ekstra large bir durum. Değil, yok. Large değil. Nasıl bir eş yok, peki siz değil. Karşınızdaki insanla aynı yatağa girip seviştiğiniz, madem öyle hadi yapıyorum o delikanlılığı. Yapın. Ben bir kadın olarak bir erkekle aynı yatağa, yani kocam diyorum ben diye, kocamla gireceğim, sevişeceğim. Sonra adam diyecek ki ben başka bir kadınla denemek istiyorum. Hadi git bir de ortam. Kusura bakmayın, bende öyle ne bir yürek var ne de öyle bir mide var. Bunun alt metninde şu mu var? Ben kendimi değerli hissedeyim, bana aşık olsun ve ben onun hayatına hep aşık olduğu kadın olarak kalayım. Zaman zaman sıkıldığı noktalarda da buna göz yumabilirim. Çünkü insanlar farklılık ister, heyecan ister mi diyorsunuz? Şimdi birincisi ben zaten değerliyim. Birisinin bunu bana vermesine gerek yok benim değerli olduğumu. Bu benim bir nevi oluşturduğum çözüm. Çünkü bedenin zekasıyla ruhun zekası aynı değil. Ve erkek ne yazık ki o noktaya geldiğinde gerçekten bilinçsizleşiyor. Eğer ben bu konuyu tabii ki atlatmam çok zor oldu. Yani iki senemi aldı, çok zor, paranoyak bir hale dönüştüm. Dedim ki eğer bir daha isteyecek olursan bunu ben sağlamak istiyorum ve istemiyor. Bak baskıyı yok ettim. Hayır, ve yanlış. İstemiyor. Siz sadakatsizliği meşrulaştırıyorsunuz şu anda. Bu bir sadakatsizlik yapılmış. Siz affetmişsiniz, okey. Ama kalkıp da bunu ben sana bu ortamı hazırlarım mı? Sadakatsizliği meşrulaştırmak. Ama o yalan psikolojisini yaşamaktansa benim anladığım olmuyor o zaman. Yalan psikolojisini taşımaktansa. Mesaj vermeyin topluma. Hayır, o bak aldatma ne demektir? Siz birisini kandırmaktır. Beni kandırmıyorsa bu benim için aldatmaya girmiyor. Çok özür dilerim. Evet. Aldatmak duygusal ve fiziksel olarak birlikte ikisi de aldatmaktır. İlla aynı yatağa girmesine gerek yok. Siz bunu kendi dünyanızda o ilişkiyi yürütmek için kendinize göre uydurmuşsunuz. Doğru bir
bir şey bence değil. Bence niyet okumayın. Değil. Bilimsel konuşalım. Ha, doğru ya da değil. Sizin değil. Için bilim değil. Yok. Bilim böyle bir şey diyemez. Kadın kocasına ya da partnerine gidip senin canın başka bir kadınla birlikte olmak istediği zaman bana söyle, haberim olsun yap, şey gibi oluyor bu. Ben kocamın her şeyini bileyim. Ha, böyle bir ilişki mi olur Allah aşkına, yapmayın ya. Neyse, ben kavram karmaşalığı kavram değil. Bakın, açıklama yapmak istemiyorum. Sadakatsizliği meşrulaştırmayalım. Bu sadakatsizlik değil. Eğer kişi böyle bir eğilimini önceden bana söyleyebiliyorsa ya da Didem benim nefsime böyle bir istek geliyor diyorsa bu benim için aldatma değildir. Bir kadınla onu bunu gizli yapıyorsa aldatmadır. Ne yapacaksınız affedersiniz? Kadınla bir otelde aşağıda lobide mi bekleyeceksiniz? Yok, yanlarında da olurum yani, sorun değil. Yok, o kadar sizinki, ama inatlaşmak için bu kadar ileri gidip konuşmayayım. İnatlaşılacak bir şey değil. Ben çok ciddi bir konu konuşuyorum. Topluma milyonlarca insan izleyecek bunu. Şimdi bu sizin dediğiniz şey aile içinde ve ciddi birlikteliklerde böyle ilişkileri larçlaştırmak, yozlaştırmak ve amacından saptırarak Allah korusun sapkın yerlere kadar götürür. Bak, yanılıyorsunuz. Biz larçlaşmış, yozlaşmış toplumun içerisinde kadın mutsuz olmamak için kendisine bu çözümü bulmuş. Böyle bakın olaya. Yani ben yozlaştırmıyorum. Yozlaşmış bir şeyde ben yalanla muhatap kalmak istemediğim için böyle bir çözüm üretiyorum. Çünkü erkek bedenini eğitecek. Bak, erkek bedenini erkek bedenini erkek eğitemiyor. Ya hukuken boşanma sebebi olarak olabilecek bir olayı siz bilerek yaptığınız zaman bu kurumsal aile hukuken kurumuna... yanlış değil. Zina hukukta değil, suç yok değil artık. Ama bak, sizin bu kafa yapınız, bu dünya normal değil. Yani ne Amerika için normal, uzayda bilemem, yaşamadım, ama dünya kuralları içinde bu sizin yaptığınız etik değerler içinde, toplumsal kurallar içinde her dinde yanlış. Kimseyi rahatsız etmiyor diye yanlış değil, bir şey yok. Bugün seni rahatsız etmiyor. Senin yaşadığın bu hayatı normalmiş gibi başa geliyoruz işte algılayan başka eşler de yapmaya başlayınca aile facialarına dönüşebilir. Ne olacak? Mesela bekaretin oluşturduğu faciadan daha kötü facia mı oluşturacak? Sapla samanı birbirine karıştırmayalım. Hayır, aynı şey. Hayır, aynı şey değil. Siz evliyken ya da sorumluluk sahibi bir ilişkiniz varken o erkeği kendi elinizle, o zaman kumalık kavramı diye bir şey var. Onu da mı meşrulaştıralım? O kadın da kocam elimden gitmesin diye veya çocuğu olmuyor diye kumaya razı oluyor. İşte şunu söylemek istiyorum. Toplum kumalık kavramını literatürden kaldırmış olsa da günümüzde ne yazık ki bu devam ediyor. Kadınlar da acı çekmemek için kendi çözümlerini üretiyor. Bu da benim bulduğum harika modern bir çözüm. Kumalık mı oluyor bu peki? Modern kumalık, ha, sevgili evet. Kavramı okumuş etmiş kadınsın. Sen de bu tutar. Sokaktakiler bunu yapsa var ya. Oho. Sokaktakiler neler yapıyor? Bak, biz bu kanala gelmişsek, burada bizi çağırmışlarsa demek ki bizim bir haber değerimiz var. O yüzden sen ben konuşurken dikkat etmemiz lazım. Senin şu dediğin şey etik olarak ve ahlaki olarak doğru değil. Ama senin hani adamı rahat bırakayım da hani yasaklar her zaman caziptir olayı falan yok. Bir ara tekniklerimi sizinle konuşmak ya, teknik isterim. Merak kendi etme hayatınıza ya. Da uygulayın. Gerçekten bir işe yarıyor. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben evet. istemiyorum. Ben hayatımın evet. uygulamalarından memnunum. Ben bir de bak bir şey söyleyeceğim. Ben kıskanç bir kadınım ha. Ben öyle. Yok, gitsin elimden. Ya benimdir. Allah. Ya toprağım ya elim. Bitti. Benim peki. gibi yaparsanız gitmiyor. Ne ben gitmeyeceğim? Git diyeceğim ona. Gitmiyor. Aa, yok, kusura bakma, benim öyle bir ruh yapamıyor. Şimdi ben baskıdan çok hoşlanmıyorum. Mesela aslında çok muhafazakar bir direkt aileye yolu açıyor. sahip birisi olduğum için ve küçüklüğümde acayip bir dekolte düşmanlığının içinde yaşadığım için acayip dekolte kullanıyorum günlük hayatımda olmasa da. Bir baş kaldırış gibi. Bir baş kaldırı şekli. Ayıpla mahremiyeti karıştırmayın. Siz dediniz ki küçükken çok baskıladılar beni. O yüzden buna tepki olarak aşırı dekolte giyiyorum dediniz. Bence bu da normal bir şey değil. Niye siz o dekolteyi ailenize tepki olarak değil de gerçekten acaba size yakışıyor mu yakışmıyor yakışıyor. Mu? Doğru mu yanlış mı? Veya yani 40 o kadar... yaşındayım hala yakışıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Yakışır, her yakışan giyilmeli midir? Bana göre mahremiyet diye bir şey vardır. Kadınların çok aşırı teşhirci şekilde giyinmesini etik de bulmuyorum. Bunlar mahremiyettir. Bu özgürlük değildir, hadsizliktir kardeşim.
Her şey özgür. Açalım her tarafımızı. Kadın açsın, erkek açsın. Bakın, hayır, bu zihniyetler yüzünden otobüste orada burada linçe uğrayan gençler var. Yanlış söylüyorsunuz. Bu zihniyet ne demek ya? Otobüste, minibüste, Marmaray'da da dudak dudağa öpüşme kardeşim. Bu kadar mı yani kafana vurdu? Git otobüsten in, sokakta bir saygı olur ya. Edep diye bir şey var. Edep yahu diyoruz. Bunun neresi kötü ya? Ama İyi sizin yana. Bu söylemleriniz şiddete bakma, neden oluyor benim, çoğu. Siz yapmıyorsunuzdur. Belki kadın olduğunuz için. Niye benim söylemlerim şiddete şey yapacak? Benim söylemlerim insanların nerede nasıl davranması gerektiğine yönelik. Ben şiddet yanlısı bir insan şiddet değilim. Şiddet yanlısı değilsiniz. Onların da iddiaları bu oluyor. Hayır otobüste değil. Onların iddiaları çünkü öyle olmasını diyor. İstiyorlar her yerde. Bunlar daha böyle mahremiyet daha içte yaşanırken bu toplum çok daha iyiydi. Peki yavaş yavaş şimdi toparlıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz birkaç cümle var mı Didem Hanım? Kesinlikle benim misyonum ülkenin değişmesini diliyorum. İnşallah değiştirebilecek güce de ulaşırım. Ama bu ülkenin öncelikle kadınlarının ve daha sonra o kadınların eğittiği erkeklerle dolu bir ülke olmasını istiyorum. Ayıp başlığı altında toplanan şeyleri değiştirmek istiyorum. Ülkemizin mozaiğini, genlerini, örfünü, adetini, aile yapısını ve aile kurumunu yozlaştırmadan yolumuza devam etmeyi umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir program tanıştığımıza da memnunum. Ben de memnunum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bizi izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. MeToo hareketi 2017 yılında Hollywood yıldızlarının yönetmenleri ifşa etmesiyle başladı. Bizde MeToo hareketi aslında Twitter'da bir takım akademiden insanların ve yazarların ifşa edilmesiyle başlamış oldu. O gün herkes hurra birilerini ifşa ediyor diye, o da onu ifşa etmiştir. Ben dava dosyalarından gördüğünü biliyorum ki hiçbir kadın kolay kolay yaşamadığı bir şeyi ifşa etmiyor. O zaman dava açsaydı yaşadığı zaman... Ama kanıtlar yok, kimse bana inanmıyor. Bugün Me Too dalgası furyası içerisinde bu adamı ifşa ettiğimizde aslında bence bir haksızlık oldu. Adam bu yüzden hayatı bitmeli mi yani? Bu adil mi? Adil.